Normalleşme desteği 1 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşarak yürürlüğe girdi. Normalleşme desteğinden 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör işyerlerindeki kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabilecekler. Pandemi sürecinde işçi ve işverene verilen destekler normalleşme desteği kapsamında ödenmeye devam edecek. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada bu kapsamda kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinden geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız dedi. Normalleşme desteği resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabilecek. Normalleşme desteği kapsamında ödenecek tutara ve destekten nasıl yararlanacağına ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, Normal çalışma düzenine geçen çalışanın kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri primlerden 1103 lira 63, 63 kuruş mahsuplaşma yapılacaktır. Normal çalışma düzenine dönen ve Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1 ila 26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda SGK tarafından 25 Ağustos'ta işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk normalleşme desteğinden yararlanacak olan işyerlerinin SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını kaydederek işverenlerin izleyeceği adımları şu şekilde anlattı. Normalleşme desteğine başvuru yapacak işyerlerimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine giriş yaparak SGK, işveren, işveren sistemi, teşviklerden faydalanacak sigortalı tanımlama ekranında yer alan 7.252-4.447 sayılı kanun geçici 26. madde desteği menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.